Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün 21. dersimizle sizlerleyiz. 21. dersimizin konusu çarpma ve bölme arasındaki ilişki. Eğer beni dikkatli bir biçimde dinlerseniz çarpmanın bölmesiyle ilişkisini anlamış olacaksınız. Ve problemlerde oldukça kolaylık yaşayacaksınız. Hazırsak başlayalım. Çocuklar bizim çarpma işlemimizde öğelerimiz vardı. Çarpma işleminin öğeleri nelerdi? birinci çarpan, ikinci çarpan ve çarpımdı. Bölme işleminin öğeleri neydi? Bölünen, bölen, bölüm, bir de kalan farktı. Biz bunu çok iyi biliyorduk. Ve biz şunu öğrenmiştik. Çarpma işleminde 6 ile 8'i de çarpsam 48 eder. 8 ile 6'yı çarpsam da 48 eder. Yani bundan ikisini yerlerine değiştirebiliyorduk. Bundan dolayı ben sonucumu 6'ya da bölsem bir diğerine, 8'e de bölsem bir diğerini buluyorduk. Bu ne demek? Çarpma ve bölme işlemleri birbirinin sağlaması demek. Verilmeyen bir çarpan olduğunda, diyelim ki 8'i vermedi, siz Sonuç ile birinci çarpanı bölebilirsiniz. Değil mi? Evet. Ya da tam tersi. Diyelim ki ikinci çarpanı, birinci çarpanı vermedi. O zaman sen ne yaparsın? Birinci çarpan, ikinci çarpan ve de çarpım. çarpımı diğer sayıya bölerek bulabilirsin. Yani biz birbirinin tam zıttı olduğunu artık öğrenmiş olduk. Gelelim. Sorumuza. Şimdi size bu sorularda bazı kuralları anlatacağım ve test kitaplarınızda hep bu sorularla karşılaşacaksınız. Bu nedenle bu kuralları öğrenmeniz oldukça önemli. Çocuklar, bir bölme işleminde eğer bölünen sayı bilinmiyorsa biz bu iki sayıyı çarparak bölünen sayıyı buluyorduk. Neydi bölme işlemin öğeleri? Bölünen bölen, bölüm ve kalandı. Biz bölüneni nasıl buluyoruz? Eğer kalan yoksa bölen ve bölümü çarpıyoruz. Yani 8 ile 9'u çarparak 72 olduğunu bölüneni buluyoruz. Eğer ki çocuklar kırmızı kalemle yazıyorum bir kalan olursa bulduğumuz sonuca bir de kalanı eklememiz gerekiyor. Eğer eklemezsek bölüneni eksik buluruz. Bir bölme işleminde bölen 34. Bir bölme işleminde dediği için hemen bir bölme işlemi çiziyoruz. Bölen 34. Bölen neresiydi? Burası bölünen, bölen, bölüm bir de en aşağıda kalan kısım kalandı. Bölen 34, bölüm 24 ve de kalan 8. Hmm, bakın biz biraz önce bunu öğrenmiştik. Bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır diyor. Noktalı imiş işaretini koymayı unutmayalım. Buradaki bölüneni soruyor. Ben biraz önce ne öğrenmiştim? Bölen sayıyla bölümü çarpıyordum. Ve üstüne kalan varsa bu kalanı da ekliyordum. O zaman ben hemen 34 ile 24'ü çarpıyorum. 4 kere 4, 16, altı elde var. 1, 4 kere 3, 12, bir de burada var 13. 2 kere 4, 8, 2 kere 3, 6. Topladık. 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8, 816 etti. Bitti mi? Hayır. Çünkü benim burada neyim var? Kalanım var. 816'ya 8 ekliyoruz. 6 8 daha 14 2 oldu ve burasının bölünenin 824 olduğunu bulduk. Bakalım. Bir bölme işleminde bölen sayı 34 ise kalan sayı kaçtır diyor. Biz bunu daha önceki yıllarda da işlemiştik. Yukarıdaki sayı hep bir üst olarak kalmalı. Aşağıdaki sayı yerini bilmeli. Ben aşağıdayım demeli. Asla yukarıdaki sayıyı geçmemeliydi. Yani kalan sayımız, bölen sayımızı asla geçmemeli çocuklarım. Hatırladık mı? Bu nedenle bölme işlemindeki kalanımız en fazla kaç olabilir? 33. Çünkü bu aşağıda yerini biliyor. Ben daha azım, ben daha aşağıdayım, ben daha az olmalıyım diyor ve bölen sayımızı asla geçmiyor. Herkes kendi yerini biliyordu. Yandaki bölme işleminde bölünen sayı yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük sayı kaçtır demiş. Ne kadar güzel. Şimdi çocuklar bize buradaki Bölünen sayının en büyük değerini ve en küçük değerini soruyor. İlk olarak en büyük değerini bulalım. Şimdi en büyük olması için ne yapıyoruz biz bölüneni bulmak için? Yine bölen sayıyla bölüm sayısını çarpıyoruz. E, ama daha büyük olsun diyorsam mutlaka kalan koymalıydım değil mi? Kalan en fazla kaç oluyordu bölen sayımız 13 Evet bir azı oluyor en büyük yani 12 oluyor. Ben o zaman ne diyorum? 13 ile 25'i çarpıyorum. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var. bir. 1 kere 5 5. Bir de burada var 6. 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. Topladık. 325 bitti mi? Hayır. Çünkü ben neyi eklemeliyim buradaki sayıya en büyük olabilmesi için? Kalanı eklemeliyim. 5, 2 daha 7, 2, 1 daha 3, bu en büyük değeri oldu. Çünkü ben bölünenin en büyük olmasını istediğim için bölenle bölümü çarpıyorum. Kalanı en büyük seçip onu da ekliyorum. Peki eğer en küçük deseydi ne yapıyorduk? Hiç kalan yokmuş gibi davranıyoruz değil mi? Buradaki kalan sayımız yokmuş, sıfırmış gibi davranıyoruz. Yani direkt 13 ile 25'i çarptığımızda ve hiç kalan eklemediğimizde burada bulmuştuk. Bu onun en küçük değeri oluyordu zaten. Şimdi toplamını soruyor. En küçük değerimiz 325, en büyük değerimiz 337 oldu. 7, 8, 9, 10, 10 11, 12. Hop, bu da toplam oldu. Çocuklar hızlıca toplamak istiyorum. Çarpma işlemimizin öğeleri vardı. Birinci çarpan, ikinci çarpan, çarpım. Bunları ezberlemek zorundasın. Ezberleyemezsen problemlerde soru geldiğinde yapamayabilirsin. Bölme işlemimizin öğeleri vardı. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan fark. Biz buna göre bize nereyi soruyorsa onu yazıp işlemimize devam etmemiz gerektiğini öğrendik. Ve aynı zamanda ne söyledik? Çarpma işlemi ve bölme işlemi birbirinin sağlamasıdır. Tam ters şekilde işlem yaparak diğer sayıya ulaşabiliriz demiştik. Bölme işleminde bölünen sayıyı nasıl buluyoruz? Bölen ile bölümü çizelim derken sildim. Hemen düzeltiyorum. Yeşil kalemle gösteriyorum. Bölen ile bölümü çarpıyorum. Üzerine kalanım varsa ekleyerek bölünen sayımı buluyordum. Bir sonraki soruda zaten bunu teyit etmiştik. Bölüneni nasıl bulduk? Bölen ile bölümü çarptık. Kalanı ekledik. Bu tekerleme gibi ezberleyeceksin. Bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarp. Kalanı ekle. Bu kadar basit. Peki kalan en fazla kaçtır sorularında ne yapıyorduk? Kalan aşağıda olduğu için her zaman yerini biliyordu. Asla yukarıdaki sayıyı geçmiyordu. Her zaman ben aşağıdayım, daha küçük kalmalıyım diyordu. Ve bölen sayının bir küçüğü kadar kalarak en fazla sınırını biliyordu. Daha sonra Bölünenin en büyük olması ve en küçük olması ile alakalı sorular çözdük. En küçük olması için hiç kalan yokmuş gibi davrandık. En büyük olması için bölene göre kalanı belirledik ve ona göre işlem yaptık. Bu dersimizin de sonuna geldik. Konuyla alakalı sorular çözmeyi, konuyu pekiştirmeyi unutma. Sana çok güveniyorum. Hoşçakal.